şey mi alıyorsunuz? Okulun... Şimdi biz esas amacımız sanayinin ara eleman ihtiyacını yetiştirmek. Bunun yanı sıra da tabii üretime katkı sağlıyoruz. Okulların donatım eşyasını yapıyoruz. Bunun haricinde de her tür mobilya işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz üretime dayalı bir bölüm olduğu için ürettikçe haz alıyorlar. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Okul sırası, masası, dolabı, bunun yanı sıra mobilya evlerin ya da müşterilerin istediğine göre sipariş üzerine her türlü mobilya üretimini rahatlıkla yapabiliyoruz öğrencilerimizle birlikte. Sınıf sınıf değişiyor. Genelde bizim okullarımız meslek liseleri sabah 8 akşam 5 olduğu için 11. ve 12. sınıflarımız haftanın 2,5 günü, 3 günü genellikle atölyede oluyorlar. Direkt üretime katkı sağlayabilecek bir pozisyondalar. Onun için de yani öğrencilerimizin bir şeyler üretmesi gerekiyor işin açıkçası. Bu da bizim için farklı bir gurur kaynağı oluyor. Genellikle biz okullara yapıyoruz. Geçen sene Suriye projesi kapsamında Suriye'ye de ürettiğimiz sıralardan gönderdik. Yani il ihtiyaçlarını, il ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. O zaman Türkiye'nin her yerine rahatlıkla biz buradan üretim yapıp gönderebiliyoruz. Öğrencilerimiz çalıştıkça, ürettikçe daha haz aldıkları için ne kadar çok çalışırlarsa daha fazla iş, daha fazla çalışma isteği doğuyor. Bu da bizi sevindiriyor işin açıkçası.
Buralarda genellikle Milli Eğitim'in bize vermiş olduğu sıra ve masa işlemlerini tamamlıyoruz. Olmazsa hani el yeteneğimizi geliştirebilmek için verilen kontrol plaklarla çeşitli işlemler yapılmak üzere. Hani şu anda yaptığımız gibi üstü desenli olarak birçok işlem yapılmakta. Yeri geldiğinde de yine makine kullanımları, testere kullanımı, el kullanımları hepsi detaylı bir şekilde öğretilmekte. Hocalarımız sağ olsun her şeyi öğretiyorlar bize. Burada öğrenilmeyecek çok şey yok. Yani el yeteneği de dahil. El yeteneği olduktan sonra çok kolay hem de çok basit yapabiliyoruz her şeyi. El işlerimizi, sıra yapma, her şey yapmayanı, sıraları mıraları, çoğu şey mesela sokak hayvanlarına mobilya şeyi, tahta mahta her şey yapabiliyoruz abi. Mesela sıra, el işlerimiz, sıraları da akabiliyoruz. Yani el becerimizi geliştiriyoruz. Mesela döner sermaye geldiği zaman, işleri yaptığımız zaman ayda para veriyorlar devlet sayesinde. Kazanıyoruz. Hem eğitim görüyoruz hem meslek görüyoruz. Öğreniyoruz. Bu bölümü seçme nedenim diğer bölümlere ilgilenmediğim için mobilyada el becerimi geliştirmek için daha çok işim ahşapla amaçlı olduğu için ahşap olduğu için mobilyaya geçiş yaptım direkt. İlk tercihim mobilyaydı zaten. Daha çok genelim mobilyacı olmak şu anda mobilyaydı bana için. Bu yönden avantajım mobilya bölümünden yaparak hedefime ulaşmak. Daha çok evimde de yardımcı oluyorum evime. Bozuk dolap kapağı, bilmem vidası eksik olur onları yaparım evde şu anda. Buraya da geldim mi hocamızın verdiği ödevlerle verdiği ödevi yaparız. Güzel özen göstererek, güzel bir şekilde yaparak kendisine veririz. Thank you.